Avrupa'dan YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Güncel konularla ilgili bilgi vermeye devam ediyoruz. Bugünkü konumuz çifte vatandaşlık. Geçtiğimiz günlerde mecliste sunulan çifte vatandaşlık yasa tasarısı oylamayla reddedildi. Enevi, Kuzey Renvestfalya Seçim Hakkı Girişimi Başkanı Bahattin Gemici'den tüm detayları alacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşe Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim ben de. İlk sorumla hemen başlıyorum. Meclisteki olaylardan önce şu an kimler çifte vatandaşlık alabiliyor? Şu anda AB üyesi ülke vatandaşları ve mülteciler, dolayısıyla 50 ülkeden gelen insanlar çifte vatandaş olmuş durumda. Türk vatandaşının oranı %12 civarında nüfusa bakarak. Yani bunun için çifte vatandaş olmak için 8 yıl burada oturmak, sosyal yardım almamak ve B1 sınavını başarmak gerekiyor. Tabii bu da maalesef herkesi kapsamıyor. Peki şu an kimlerde çifte vatandaşı var? Kimler de dediğim gibi Avrupa Birliği ülkesinden gelenler hemen çifte vatandaş olabiliyor. Ama Alman Alternatif Partisi AfD yetkilisi mecliste konuşmasında herkes diyor Alman pasaportu istiyor ama Alman olmak istemiyor diyor. Sanki o gelenler hemen Almanlığı kabul etmişler. Öyle bir durum yok. Elbette kimisi asimile olmak isteyebilir ya da Alman olmak isteyebilir ama bu uzun bir süreç meselesi. Onlarca yıl sürebilecek mesele. Burada yaşayan insanlarımız eşit haklara kavuşmak için, toplum tarafından kabullenmek için, seçimlerde oy kullanmak için, işlerini kolaylaştırmak, geleceği planlamak için, çocukları okul gezilerine gittiğinde dış ülkelere zorluk çekmemek için, devlet memuru olmak için, siyasi partilere katılmak, kendilerine bir gelecek hazırlamak için çifte vatandaşlığa gereksinim duyuyorlar. Ama görüyoruz ki siyasetçiler sürekli buna engel çıkartıyor. Evet, gençlerimizin çoğunda çifte vatandaşlık var. Hangi yaştan sonra karar vermek zorunda kalıyorlar? Şimdi 1999 yılında Sosyal Demokrat Parti iktidardaydı ve çifte vatandaşlığı getirmek için girişimde bulundu. Ve bu dönemde de yüz binlerce insanımız çifte vatandaşlığa geçti. Bunların sayısı 1 milyona yaklaştı. Hatta 700 bin üstünde. Ancak çifte vatandaş olamayan 1,5 milyonun üzerinde vatandaşımız var. Bu geçenlerin bir sadece Alman vatandaşı, 500 bin civarında olan ise çifte vatandaş konumunda. Yani yalnız 2000 yılında Hessen eyaletinde Ronald Koch başbakan olunca çifte vatandaşlığa karşı büyük bir kampanya başlattı. Ve çifte vatandaşlığın olumlu bir yere gelmesi engellendi. Ayrıntılı bilgiyi hukukçular daha iyi bilir. Ama genelde 2000'den sonra Almanya'da doğanlar eğer anne babalarından birinin süresiz oturma izni varsa Alman çifte vatandaş olabiliyor. Ayrıca 2014 yılında değiştirilen yasaya göre en az 6 yıl 8 yıl bu ülkede oturan veyahut da 6 yıl okula giden bir kişi 21 yaşına kadar çifte vatandaş olma hakkına sahip. 21 yaşından sonra birini bırakması gerekiyor. Evet, 21 yaşına kadar karar vermesi gerekiyor. Peki bu konuyla ilgili bir araştırma var mı? Gençler nasıl hissediyor kendini? Çünkü bir vatandaşlığı bırakmak zorunda kalıyor. Evet, bu konuda birçok yurttaşımızdan duyuyoruz, konuştuğumuz insanlardan duyuyoruz. Yani kimse kendi ülkesinden, kendi kültürel bağlarından kopmak istemiyor. Bir eksiklik hissediyor. Bunun psikolojik yanı da var. Hatta bazıları yadırgıyor ülkedeki anne babası, akrabaları. Niye sen başka bir kendi vatandaştan çıktın diye bir dışlanma söz konusu da olabiliyor. Mal mülk yönden de bazı sakıncalar getiriyor. Ama genelde insanlar yani tamam Almanya ikinci vatan olarak seçtik ama Türkiye'de bizim birinci vatanımız, ana vatanımız, onun da kalbimizde özel bir yeri var. Yani insanlar iki ülkeye de ait burada yaşayan göçmenler, Türk göçmenler de böyle. Yani
Çin'de olması, Çin vatandaşı olması birçok işimizi kolaylaştıracak diye düşünüyoruz. Evet, dönelim. Geçtiğimiz günlerde çifte vatandaşlık tekrar gündeme gelmişti. Fakat mecliste sunulan çifte vatandaşlık yasa tasarısı oylamayla reddedilmişti. Peki neden reddedildi? Hangi gerekçeyle? Evet, Kuzey Vestfalya eyaletinde 1 milyona yakın yurttaşımız yaşıyor. Sosyal Demokrat Parti SPD'de Ocak ayında bu konuda bir yasa teklifi verdi. Çifte vatandaşlığın kolaylaştırılması, modernleştirilmesi, çabuklaştırılması için. Bu konu çeşitli komisyonlarda tartışıldı. Ama 12 Mayıs'ta Uzmanlar Komisyonu bunun gerekli olduğunu, tartışmasız kabul edilmesi gerektiğini uzmanlar belirttiler. Ancak siyasi partiler, parti komisyonu bunu reddetmişti. Konu 8 Eylül'de Eyalet Meclisi gündemine geldi ve burada Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller bu öneriye destek verirken Hristiyan Demokrat Parti, CDU, Liberal Parti, FDP ve Almanya için Alternatif Partisi, AfD ki aşırı sağcı partidir. Bu öneriye karşı çıktılar, bu hakkımızı kabul etmediler. CDU'nun Türk dostu olarak bilinen Armin Laschet'in AfD ile aynı çizgiye gelmesi hepimizi üzdü. Peki yasa tasarısından biraz bahseder misiniz? Ne gibi değişiklikler olabilir? Hangi haklara sahip olabiliriz eğer gerçekleşirse? 8 yıl yerine 5 yıl burada oturmak yeterli olacak. Belki sınavı daha da kolaylaştıracaklar. Yani bu kolaylık olabilir. Hatta birinci nesle Almanya'nın kalkınmasına büyük emeği geçmiş, yeterli Almancası dahi olmayan insanlar zaten bunu çoktan hak etmişti. Bunlara bu hakkın verilmesi, verilen bunca emeğe bir teşekkür olarak da görülür. Ama siyasi partilerin bazıları bu anlayışta değiller maalesef. Görüyoruz ki bu teklifin yasalaşması için Berlin'de bir değişime ihtiyaç var. CDU ve FDP partilerinin bunu yapacağına inanmıyoruz. Eğer Berlin'de Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Sol Parti koalisyonu kurulursa ki üç parti de bu konuya sıcak bakıyor, bu hakkımızı elde edebilir. Sadece bunu değil, yerel seçimlere katılma hakkını da elde edebiliriz bu konuda. Çünkü gelişme olması lazım. Çifte vatandaşı olunca hayatımızda ne gibi değişiklikler olacak Türkiye'de? O konuya da değinmek istiyorum. Buradan bahsettik. Türkiye'ye bakacak olursak. Yani çifte vatandaş olursak, örneğin gümrüklerde pek sorun yaşanmayacak. Tatile giden emekli olmuş yurttaşlarımız bile istediği kadar kalabilecek. Yani 6 ayda bir giriş çıkış yapmak durumunda kalmayacak. Yani gümrüklerde şimdi vatandaşların biri Türk, biri Alman olunca bile sınırlarda, gümrüklerde ayrı kapılardan girmek zorunda kalıyorlar. Ailelerin parçalanması yaşanmayacak. Çocuklarımız, gençlerimiz sınıflarıyla beraber başka ülkelere, sınıf gezilerine gittiğinde vize sorunu olmayacak. Yani böyle bir takım kolaylıklar getiriyor. Burası için de söylersek, yani buradaki yurttaşlarımızın sosyal konumları güçlenecek, hakları garanti altına alınacak. Yurttaşlarımız ileriye, geleceği daha iyi planlayabilecekler. Başka siyasi partilere katılacak, belki buradaki siyasi hayata canlılık getireceğiz. Dernekleri iyi olacaklar. Yani bu ülkenin kabullenmesi anlamına geliyor burada yaşayan göçmenlerin. Yani bizim kabullenmek kültürüne ihtiyacımız var. Yani burada yaşayan, bunca yıl yaşayan insanlar bu toplum, ki bu toplum benimsemiş, yasalarına, anayasasına uyuyor. Burayı ikinci vatan olarak seçmişse toplumda onları kabullenmeli, içine almalı. Entegrasyon dediğimiz de budur. Yani katılımdır. Siyasi yaşama, kültürel yaşama katılımdır. Yoksa onları dışlayarak sen yerel seçimlere katılamazsın, genel seçimlere katılamazsın ama vergini vereceksin, sadece görevlerini yapacaksın. Bu olmaz. Yani entegrasyon bizim için birlikte çalışmak, birlikte yaşamak, birlikte seçmektir, birlikte geleceği kurmaktır. Bu açıdan çifte vatandaşlık hepimiz için büyük bir önem taşıyor.
Evet, seçimler de yaklaşıyor Almanya'da. Gün saymaya başladık. Peki seçimlerden sonra sizce hangi parti bu konuyu tekrar gündeme getirebilir? Evet, yani şimdi Almanya'da 700 bini aşkın şu anda oy kullanabilecek Türk seçmen var. Alman vatandaş olmuş, Türk kökenli seçmen var. Genelde bu vatandaşlarımız sandık başına gitmiyorlar ama onlara ısrarla söylüyoruz. Lütfen sandık başına gidin, oylarınızı kullanın. Böylece aşırı sağ partilerin, AfD'nin önünü kesebiliriz daha çok katılımda. İkincisi, bizim bu eşit haklar talebimize yanıt veren Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Sol Parti bizim bu isteklerimizi yerine getirebilir. Çifte vatandaşlığı, belediye seçimlerine katılma hakkını yerine getirebilir. Onlara oy vermelerini istiyoruz. Aksi halde buradaki yabancılar politikasında daha da bir sertleşme olabilir. Biliyorsunuz yabancılara yönelik derneklerimize, camilerimize, insanlarımıza yönelik saldırılar oluyor. Tam Mölln'den, Zollingen'den başlayarak, Hoyerswerda'dan başlayarak, Hanoi'ye kadar süren dönerci cinayetleri hepsi ve Türklerin siyasete, yabancıların siyasete alet edilmesi sonunda bu kesimler saldırıya uğruyor. 1990'dan bu yana 200'den fazla insan Naziler tarafından katledildi. Binlerce insan dövüldü. Eğer yabancı düşmanlığa karşıysak Alman vatandaşı olan yurttaşlarımız mutlaka sandık başına gitmeli. Elbette kararlarını kendilerine verecektir. Bu arada hangi ülkeler Almanya'da çifte vatandaşlığa sahip olabiliyor? Örneğin mesela Bulgaristan var, Sırbistan, Hırvatistan var. Neden Türkiye bu ülkelerin arasında değil diye düşünüyor insan. Çünkü 60 yıllık bir geçmişliğimiz var burada. Ben üçüncü hatta dördüncü nesil olarak bunu kendime soruyorum. Başka hangi ülkeler var? Yani AB üyesi ülkelerin hepsi çifte vatandaş olabiliyor benim bildiğim kadarıyla. İsviçre ya da Amerika'dan, Kanada'dan gelmişseniz onlarda sorun yok. Japonya'dan gelmişseniz onlarda bir sorun yaşanmıyor. Özellikle bu sanki Türklere uygulanmış bir yöntem gibi geliyor bana. Türklere karşı gerçekten Alman toplumunda ya da Avrupa toplumunda ki ırkçılık her ülkede artıyor Avrupa'nın birçok ülkesinde bir ön yargı var. Bunun nedenlerini şöyle anlatabilirim. 1090'lardan başlayan, 1100'lerde yapılan Haçlı seferleri ve Türklerin bunlara karşı çıkması ve yenmesi Haçlı ordularını. Arkasından Bizans'ın yıkılması, İstanbul'un fethi Batı'da büyük bir travma oluşturmuştur. Yine Türklerin Viyana kapılarına kadar gelmesi, Avrupa'da birçok ülkede bulunması Batı toplumunda bir korku yaratmıştır. Hatta çanlar o zaman Türkler geliyor diye çalmıştır. Çocuklar öyle korkutulmuştur. Yani daha sonra da Osmanlı'nın paylaşılması, toprakların emperyalistler tarafından paylaşılması ve bitti denilen Türk yurdunun Mustafa Kemal Paşa tarafından tekrar kurtarılması, bağımsızlığına kavuşturulması ve genç ilerici bir cumhuriyet kurulması Batılı'nın işine gelmemiştir. O açıdan Türklere karşı ön yargının kökeninde bu geçmiş yatıyor. Elbette yani Türkiye'deki politikalar bazı anlaşmazlıklar olabilir ama temeli budur. Biz Türk düşmanlığını insan düşmanlığı olarak görüyoruz ve Türk toplumunda buradaki demokratik haklara layık olduğunu düşünüyoruz. Peki bu konuda nasıl destek olabiliriz sizlere? Yani bu esas zaten Kuzey Rhein-Westfalia Eyalet Meclisi'nin vereceği karar tavsiye niteliğindeydi. Ve birçok eyaleti örnek olabilirdi. Konunun Berlin'e karar merci makamı orasıdır. Federal parlamento kabul edilmesini kolaylaştırabilirdi. Şimdi biz seçim dönemindeyiz. Herkes bu konuda duyarlı. Bütün parti temsilcileri, milletvekili adayları, derneklerimize, camilerimize, kuruluşlarımıza ziyarete gidiyorlar. Oy istiyorlar. Çünkü orada da seçmenler var. Yani biz onlardan bu taleplerimizi istemeliyiz. Örneğin okullarda Türkçe dersi verilmesi ki nüfusumuzun, Türk gençlerinin ya da çocuklarının %88'i Türkçe dersine katılamıyor. Toplam 750 bin çocuktan 88 bin kişi katılıyor. Okullarda Türkçe dersi istiyoruz. Başka ne istiyoruz? Yerel seçimlere katılmak istiyoruz. Belediyelerde söz sahibi olmak istiyoruz. Seçmek ve seçilmek istiyoruz.
ve çifte vatandaş olarak geleceğimizi planlamak ve bütün siyasi çalışmalara katılmak, milletvekillerini de seçmek istiyoruz. Bu şekilde ne olur? Bu haklarımızı alırsak Türklerin eyalet meclislerinde, belediyelerde, federal parlamentoda temsil edilmesi, giderek onların bizim sorunlarımızı dile getirmesi ve bunlara çözüm bulması kolaylaşır ve böylece iki taraf da rahat eder. Çünkü biz Almanlarla barış ve dostluk içinde bir arada yaşamak, geleceği birlikte kurmak istiyoruz. Elbette biz seçim hakkı girişimi olarak, ki biz 2015 yılında kurulduk, 2016'da meclis önünde bir miting düzenledik. Aynı seçim hakkı, yerel seçim hakkı da orada CDU ve FDP'nin oylarını reddedilmişti. Bize farklı görüşlerden 95 kuruluş destek verdi o zaman. Mitingimize katılım 350-400 civarındaydı. Ama biz çifte vatandaşlığı da kendi konumuz alanında görüyoruz. Bunu Almanya çapında gündeme getirmek, Berlin'de gündeme getirmek için Almanya'da bulunan tüm sivil kuruluşlarımızın, derneklerimizin, ne bileyim başka kuruluşların, aydınlarımızın, yazarlarımızın, futbolcularımızın, bilim insanlarımızın bu konuda görüş belirtmesini, yazılar yazmasını, basına yansıtmasını, milletvekillerine mektup yazmasını öneriyoruz. Ancak birlikte çaba gösterirsek, sesimizi duyurursak bu konu Berlin'de kabul edilecektir. Berlin'de kabul edilecektir. Başka şansımız yok. Yani biz bu meclisin bu konuya red oyu vermesiyle teslim olmuş değiliz. Mücadele edenler yenilebilir, kaybedebilir ama ileride kazananlar her zaman mücadele edenlerdir. Mücadeleden yılmıyoruz ve bu işi sonuna kadar takip edeceğiz. Motomuzu da gösterelim. Motomuz nedir? Evet. Evet, motomuz wir fordern die doppelte Staatsbürgerschaft, çifte vatandaşlık istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Birlikte Türk toplumu birlik olarak bu konuyu da sonuca ulaştıracaktır. Başaracağız. Evet sevgili seyircilerimiz, konumuz bugün çifte vatandaşlıktı. Tüm detayları Bahattin Gemici'den aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Sosyal medyadan da takibi alın. Süper. Ben teşekkür ederim. Şimdi